Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bugün Emir Rakip ekranların sadece kitap okuyucu olmaktan daha fazlası için kullanılabileceğini kanıtlayan ve tablet deneyimi sunmasıyla da farklılık gösteren Huawei MatePad Paper'ı değerlendiriyorum. Huawei'den bugüne kadar neler gördük desek bayağı bir saymam gerekir doğrusu. Telefondur, tablettir bunları zaten biliyoruz. Şirket akıllı saat ve bilekliklerde de yıllar içinde alanı genişletmiş ve farklı segmentlere de yönelmişti. Ancak son birkaç yılda bu çeşitlendirme işini ciddi anlamda Değişirdi, değiştirdi, hız kazandırdı bu işe. Dizüstü bilgisayarların tutunda monitör, hoparlör, farklı türlerde bir dizi kulaklık ve hatta akıllı gözlük. Daha çok sayıda farklı ürünü bulunuyor Huawei'nin. Bunlar arasında ne kadar duydunuz bilmiyorum ama e, Mate Station adında masaüstü bilgisayarı da var. Zamanı gelince onu da beraber inceleriz. Bugün elimdeki cihaz ise bir tablet. Fakat alıştığımız gibi bir tablet değil. Emre Kep ekranlı, şöyle göstereyim, bir tablet ve e, elektronik kitap tutkunlarına da hitap ettiği gibi tablet yetenekleri de gösteriyor. Dahası kara kalem çizim yeteneklerini konuşturmak ve e, elinin altında sayfaları bitmeyen bir defter isteyenlere de hitap ediyor. Bu cihazın adı MatePad Paper. Huawei bu ürünü yakın zamana tanıttı. Hem iyi bir e kitap okuyucu hem de tam teşekküllü tabletler arasında konumlanan cihazın pek çok güzel yönü var. Şimdi bunlara yakından bakalım. Huawei MatePad Paper e-kitap okuyucuları göre nispeten büyük 10.3 inç büyüklüğünde bir ekrandan oluşuyor. Fazla seri ince ve hafif olması ise bu büyüklükteki bir ekrana kolay kullanma olanağı getirmiş durumda. Sadece 6.65 mm kalınlığında olan tabletin ağırlığı ise sadece 360 gram kadar. Ekran tamamen elektronik mürekkep teknolojili yapıda tasarlanmış gri tonlamalı bir panelden oluşuyor. Şahane göründüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle ekte okumayı seviyorsanız e hem boyut olarak hem görsellik olarak çok rahat ediyorsunuz. Ekranın çözünürlüğü 1872'ye 144 piksel olurken piksel yoğunluğu da 227 ppi seviyesinde. Ancak sadece bunlar ekranın güzel görünmesini sağlamıyor. 32 farklı parlaklık seviyeli okuma ışığı var. En parlak seviyeyi aldığınızda zaten siz de yakından baktığınızda bu parlaklık seviyesinden özellikle kitap okurken çok çok memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. Öte yandan hazırlanmış ön tanımlı modlar da var. Hızlıca ışık yok, gündüz ve gece modlarını alabilir ya da kendinize özel bir parlaklık seçeneği belirleyebilirsiniz. Ekranla ilgili söylemem gereken bir diğer önemli ayrıntı da dünyanın ilk tüm Rayland sertifikalı kağıt benzeri ekran olması. Bu yetenek Made Paper'ı bu alandaki rakiplerinin önüne taşıyor. Bildiğiniz gibi TÜV Rayland sertifikası düşük mavi ışık anlamına geliyor ve uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya başlıyor. Yani uzun okumalarda gözleriniz bu ekranda kesinlikle yorulmayacak diyebilirim. Bu arada ekrana öyle sene daldım ki cihazın tasarımını atladım. Ee, sürekli el altında olacağı için e, tasarım yönü de pek kıymetli bir yanı ki MatePad Paper bu anlamda da hat safhada memnuniyet yaratacak bir cihaz olmuş. Tabletin arka yüzeyi deli hissiyatı sağlayan sert plastikten oluşuyor. Ayrıca kutusunda da benzeri bir malzeme ile kaplanmış aynı uçlukta kılıfı da yer alıyor. Ekranın sol kenarı tutma alanı olarak ayrılmış. Üst kenarda bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Bu sensör gayet akıcı ve hızlı çalışıyor. Ayrıca üst ve alt kenarda hoparlör mazgalları göreceksiniz. Böylece stereo ses sağlanıyor. Yine üst tarafta mikrofonlar sıralanmış durumda. Bu mikrofonları kullanarak 5 metreye kadar net ses kaydı yapabiliyor cihaz. Böylece Toplantılarda bir yandan kalem ile tablet üzerinde notlarınızı alırken diğer yandan sağlıklı ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Genel görünüş itibariyle oldukça hoş duran ve Paper e-kitaplar için geniş destek sağlıyor. Öte yandan e, söylediğim gibi tablet gibi de kullanabiliyorsunuz. Üçüncü parti uygulama desteği bulunan tablete Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaları indirebilirken öte yandan App Gallery üzerinden de çeşitli uygulamaları e, indirebiliyorsunuz, bunlara erişebiliyorsunuz. Böylece sosyal medya takibi ya da e, internet kullanımı gibi amaçlar için de uygun yapıda bir cihaz. Fakat e, ekranın e-ink, yani elektronik mürekkep olmasından ötürü daha çok bir şeyler okumak ya da yazmak için kullanacağını söyleyebilirim bu cihazı. E-kitap konusuna dönecek olursak, Mate Paper'da bunun için ayrılmış bir bölüm var. Huawei Kitap Mağazası'na tabletin ana menüsünden ee, sol kenarda dizili ikonlardan ulaşabiliyorsunuz. Pek çok kitabı burada bulmanız mümkün. Mağazada ayrıca sesli kitaplar da yer alıyor. Bunlardan beğendiklerini satın alarak kitaplık bölümüne ekleyebiliyorsunuz. E-kitaplar için TXT'den tutun da PDF'e, HDMI'den tutun da Excel ve işte döküman dosyalarına kadar pek çok formata destek veren verdiğini söyleyebilirim Madepad Paper'ın. 41 dilde gerçek zamanlı online çeviri desteğine de sahip. Bunun için çevirmek istediğiniz bölümü kitaptan seçiyorsunuz ve açılan pencereden çevir diyorsunuz sadece. Sonrasında çevireceğiniz dili seçebiliyorsunuz. Peki tabletin çizim ve yazım yetenekleri nasıl? Mate Paper ikinci nesil M Pencil kalem ile geliyor. 26 milisaniye gecikme ve 4096 seviye basınç hassasiyetine sahip M Pencil'ın kullanımını ben çok beğendim. Notlar almak istediğiniz ya da çizim yapacağınızda elinizin altında gerçek bir kalem varmış gibi hissettiriyor. Tıpkı gerçek kalemde olduğu gibi baskı uyguladığınızda daha kalın hafifçe dokunduğunuzda ise ince çizgiler üretebiliyorsunuz bu kalemle beraber. Böylece eskiz çalışmaları için şahane bir ekürü olacaktır kanaatindeyim. Ee, bu arada pek çoğumuz kitap okurken satın, satırların altını çizmeyi ya da sayfaların kenarlarını not almayı severiz. Ee, bunu Mehmet Paper'da da en pensil de yapabiliyorsunuz. M penal yalnızca yazı çizi ve e, okumalarda değil, tableti genel olarak kullanırken de faydalanabiliyorsunuz. Sayfalar arasında dolaşabilir, uygulamalara girip çıkabilirsiniz. Öte yandan FreeScript e, işlevi sayesinde aramak istediğiniz içeriği doğrudan yazmanıza da olanak tanıyor ve içerik e, tam olarak tanınabiliyor. Bu el yazısı girişi sayesinde sanal klavyeyi kullanmak yerine kalemi elinizden bırakmadan işinizi halledebiliyorsunuz. Kalemi kullanmadığınız durumlarda ise hemen yani MatePad e, Paper'ın sağ kenarındaki boşluğa, e, kenara e, kenarındaki manyetik şarj yuvasına bırakabilirsiniz. Kalem burada. Burada sağlam duruyor, sağlam yapışıyor. O nedenle düşecek endişesi olmasın. Bu arada şarjlı oluyor. E, öte yandan MatePad Paper'ın Pil ömrü de oldukça uzun, tam 4 hafta bekleme süresine sahip bu tablet. Ekranın e, mürekkep olması pek tabii ki bunun en büyük destekçisi. Böylece özellikle ek kitap olarak kullanacağınız zamanlarda şarj etmeyi unutacağınıza eminim. Buna karşın şarj süresi ise oldukça kısa, sadece 1,5 saatte tam kapasite şarj alabiliyor bu tablet pek tabii ki elimizin altındaki cihaz Huawei'nin bir ürünü olduğu için Harmony OS ekosisteminin e, inceliklerinden faydalandığı açık. Huawei'yi cep telefonları, tabletleri ve dizüstü bilgisayarlar ile doğrudan ve anında içerik paylaşımı yapabiliyorsunuz. MatePad Paper'da Süper Cihaz bölümünden çevredeki cihaz e, çevredeki diğer Huawei cihazlarınızı görebilirsiniz ve e, kolayca bağlantı sağlayabilirsiniz. Öte yandan bu tableti Huawei MateBook modellerine ikinci ekran olarak kolayca bağlamanız da mümkün. Bunun için Matebook'taki PC Manager uygulamasını kullanmanız yeterli olacak. Bu sayede uzun metinlere laptop ekranında okumak yerine Matebook Paper'ın mürekkep ekranı üzerinde daha konforlu şekilde okuyabilirsiniz. Evet sonuç olarak değerlendirdiğimizde Matepad Paper'ın sıradan bir e-kitap okuyucudan çok daha yetenekli bir cihaz olduğu açık. Bir e-kitap okuyucunun yaptığı tüm işlemleri sunduğu gibi bunu tablet özellikleriyle de güçlendiriyor. Ayrıca M-Pencil kalemiyle beraber de çizim ve not almak için kullanabileceğiniz bir araç haline alıyor. Eğer bu tatlı bir ürün arıyorsanız bence bakmadan geçmeyin. Matepad Paper'ın fiyatı ise 7999 TL şeklinde. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.